Geçtiğimiz aylarda Adıyaman'da yapılan Türkiye Hafızlık Yarışması'nda birinci olarak Ereğli'nin adını tüm Türkiye'ye duyuran 12 yaşındaki Feyza Nergis, 19 Mart'ta başlayacak olan Dünya Hafızlık Yarışması'na katılmak için bugün Ürdün'e uğurlandı. Allah'ım, her şey bir yana, lazım bize senin rızan, müsaade et, hiç çıkmasın hayatımdan bu Kur'an. Burada Türkiye'yi temsil edecek olan Feyzanya, Ulu Cami'nin önünde görkemli bir uğurlama töreni yapıldı. Mehter takımının da sahne aldığı törende Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Yapılan dualarda Feyza'ya başarılar dilendi. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Düşmanın cümlesi önünden kaçtı hop hop. Aman kelle koptuğunda üç gün savaştı. Allah Allah deyip geçer genç Osman hop hop. Kürsüye çıkarak kendi yazdığı şiiri okuyan Feyza Nergis, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Gel artık Feyza sahneye, sen seni anlat. Anlat ki şu seyredenler seni tanısınlar. Sen Ürdün'de ter dökerken şu insanlar arkandan duada bulunsunlar. Ne mutlu bana, Allah diyerek aldım ilk nefesi. Ben yaşamadım çocukluğu, hep okumaktı işim. Hem okul hem talimi Kur'an. Ben kendimden geçmişim. Okurdu Kur'an'ı kulağıma annem, dinlerdim ben. Aynını okurdum, başlardım Eûzü Besmele'den. Ya Resulallah, sana kırkında gelen bu Kur'an'ı durutmadı annem, 4 yaşımdayken çizdi fermanı. Tam uykumun tatlı anında, sabahın ilk başında ezberliyordum ben Yasin, Fetih daha o yaşımda. Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Özkan Özgüven şunları ifade etti. Hocalarını bu anlamda şükranla yad ederken Allah hepsinden razı olsun diyorum. Az önce ifade edildi, tabii önemli bir şey. İçinde bulunduğumuz ortamı, günleri düşündüğümüzde Ereğli'mizden bir evladımızın Türkiye'yi temsilen dünyadaki bir yarışmada Ürdün'e gidecek ve orada inşallah güzel sonuçlarla da şehrimize dönecek. Tabii ki bu güzellikler gerçekten kelimelerle ifade edilecek güzellikler değil. Kızımızın o okuduğu şiiri dinlerken gerçekten çok duygulandım. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Tabii oradaki şiirin güzelliği yanında o ruhu gördüm. O samimiyeti gördüm. Allah'ım böyle evlatları çoğaltsın, arttırsın. Bu anlamda tekrar annemizi, babamızı böyle bir evlat yetiştirdikleri için tebrik ediyorum. Bugün 17 Mart, yarın 18 Mart, anlamlı gün. Çanakkale şehitlerini hep birlikte yad edeceğiz, anacağız. O Çanakkale ruhunu hatırlayacak olursak, aslında şu düzenlediğimiz törenle ne kadar çakıştığını, şu güzellikleri yaşadığımız şu ortamla ne kadar örtüştüğünü hep birlikte görüyoruz. Onun için bu Türk milletimiz her zaman asil ve necip bir millet olarak dünya tarihinde yerini almıştır, almaya devam edecektir. Konuşmalardan sonra Müftü Celal Malkoç, Feyza Nergis'in yarışmada başarılı olması için herkesi dua etmeye davet etti. Yapılan konuşmalar ve dua töreninden sonra Feyza Nergis, şehir merkezinde yapılan konvoyun ardından Ürdün'e doğru yola çıktı.